Çok güzel bir proje. Sizler de çok güzel görünüyorsunuz. Bugün de ilk okulma var sanırım. Evet, doğru biliyoruz. Evet. Öncelikle duyguları alalım. Nasıl bir araya geldik yıllar sonra? Sizden dinleyelim. Ladies first. Valla ben bunu her zaman söylüyorum. Söylemeye devam edeceğim. Tayfun'un güzeller güzeli işi. Ben ona melek diyorum. Onun bizi buluşturduğu gerçekten çok güzel ve çok özel bir an benim için proje dışında. Hiçbir şey tesadüf değilse bence çok güzel şeyler olacak birlikte. Ben buradan önce Tayfun'un eşine Bella'ya teşekkür etmek istiyorum. Sonra Tayfun'a tabii ki bu projede bestesiyle ve birlikte de yazsak sözleriyle, enerjisiyle, her şeyle mevcut olmayı seçtiği için teşekkür ediyorum. Bence evet, çok güzel olacak. Evet. Siz neler söyleyeceksiniz? Yani biz farkındalığın farkında olan insanlar olarak bir araya geldik. Tamamen müziğin sevgi üzerine kurulu bir şey olduğunu iletmek üzere yine her ne kadar yazılı çizili olan şeylerde farklı şeyler düşünülse bile biz burada özellikle sevgiyi vurgulamak ve her zaman hayatta dost kalınabilmesi gerektiğini altını çizerek insanlığa örnek olmak adına da bir anlamda bu açıdan, yani Türkiye'deyiz ama insanlığa örnek olur inşallah. Savaşlar biter ve bir takım şeyler böyle istediğimiz gibi gider. Covid gider, sağlığımız yerine gelir, herkes rahat olur. Bunları da düşünerek bir anlamda güzel bir proje olduğunu düşünerek yola çıktık. Sevgili Bella'nın, eşimin de öngörüsüyle. Son derece keyifli olacağını düşündüğüm güzel bir çalışma. En azından evlatlarımıza evladiyelik olarak kalabilecek. Bizden birer hatıra olsun onlara da. Genç nesillere diyelim. Onlar da bize örnek alsınlar. Her zaman hayatlarında sevginin üzerine kurduğu, dostluğun üzerine kurduğu çok iyi arkadaşlıklar ve yaşam sürsünler inşallah. Biz de onlara örnek olalım ve müziğimizle örnek olalım istedik. Çok da doğru bir yerde, doğru bir parçayla olacağını düşünüyoruz. Zaten ayrı ayrı ikimizin de projeleri var. Onlardan sen evet, bahset önce istersen. Yok, ben bir de şunu söylemek istedim. Hani 20'li yaşlardan 50'li yaşlara diyeyim. Çok fazla zaman geçti aslında aradan. Dünle bile bugün arasında çok büyük fark var. Hepimizin bakış açılarında, düşüncelerinde. Ben 26-27 yıl oldu sanırım Tayfun'u görmeyeli. Hani baktığımda ona gerçekten hiçbir şeyin aynı kalmadığını fark ediyorsunuz. Evet, ama demek ki şu anda birlikte olmak ve buna sevgili eşi Bella'nın vesile olması neleri açığa çıkaracak çok merak ediyorum ama her şey çok güzel. Projelerimiz evet, Tayfun'un var, benim ayrı ayrı kendi yine yapmak evet, istediğim şeyler var. Evet. Ama benim senin için bu gerçekten ilk adım olacak. Çünkü bugüne kadar hiç dokunmadığım bir şeydi bu alan. Hep evet, geride durmayı seçtiğim bir şeydi. Ben de artık eskide yapmadım ama şu anda yapabilecek olduğum her şeyle mevcut olmayı seçtim. Bakalım bu ilk adım bana neler getirecek bilmiyorum. Çok güçlü bir parça. Neden çok seçildi, neden bu şarkı? Zaten parçanın konsepti askerli sipariş üzerine yazıldığını hep anlatıyordum. Döndükten sonra tabii ki etkilenim var. Hani o zaman diliminde. Bunların sonucunda son kısmının bitmemiş olmasından mütevellit Beste Hanım'ın tamamlamasıyla sona eren bir parçadır kendisi. Dolayısıyla topluma mal olmuş, kelimle anılmış, çok sevilmiş bir parça olması dolayısıyla, bizim de ortak paydada buluştuğumuz bir parça olması dolayısıyla bu parçayı seçtik. Yoksa sıfır bir parça da seslendirilebilir ama bu parça daha özel, bizim için özel. Kerim çok özel birisiydi. Yakın arkadaşımız, dostumuzdu. Onu da anmış olmakla birlikte burada. İnşallah bir sonraki ölüm yıl dönümünde hep beraber anacağımız güzel bir organizasyonla biz burada hem onun anısına hem geçmiş zamanların hatırasına ve dostluğa istinaden, eski dost düşman olmaz derler. Biz burada bunun bir örneğini ve sevgi üzerinde kurulmuş harika bir oluşum olacağını düşündüğümüz için buradayız. Bir de bu bir araya gelmeniz yıllar sonra ilginç, yani sonra sosyal medyada falan çok gündem oldu. Çok güzel şeyler yazanlar da var, olumsuz şeyler de yazanlar var. Olumsuz olanları sevgiye davet ediyoruz biz sadece. İlginç bakış açısı diyorum ben de her şey için. Gerçekten nasıl görmek istiyorsanız zaten öyle görüyorsunuz. Bu tarafa bakarsam ben şimdi sizi görüyorum ama şöyle bakarsam arkadaşım Deniz'i görüyorum. Onun için ben her zaman kalbimle bakmayı seçiyorum artık. Onları da kabul ediyorum. Okey, hani evet, nasıl düşünüyorlarsa yani, ben saygı duyuyorum. Senin söylediğinin üzerine yani eskiyle yaşanmaz. Eskiyle yaşayan her zaman hüsranı yaşar diye düşünüyorum. Çünkü önümüz gelecek. Geleceğe bakmak ve gelecekle ilgili hayaller kurmak ve geleceği yaşamak lazım. Eskide kaldığımız takdirde bir sürü şey önünüze çıkabilir ama geçmişi bir şekilde siler, yeniye bakarsanız her zaman pozitif olmak, iyi olmak, dürüst olmak, doğru olmak mümkün. Hatalarımızı bir kenara bırakırız, her zaman biz iyiye doğru yönleniyoruz. Ve bu evrenin şu anki kötü enerjisi umarım iyiye dönüşür. Biz de ön ayak olmuş oluruz böyle küçücük ucundan, hani müzikle de olsa.
Çeyrek asır dediniz. Yani 26 yılı geri, yani 26 yıldır birbirinizi benim görmüyorsunuz. Benim oğlum 24 yaşında oldu. Yani aynen, Beyli Hanım'ın gerçekten çok ince zarif bir düşüncesiyle. İlk başta Beyli Hanım bunu size söylediğinizde neler hissettiniz? Nasıl karşıladınız? Ben çok mutlu oldum. Çünkü benim bir hayalimdi bu aslında. Dedim ki evren bana bir şekilde onu karşıma çıkardı. Bir hediyeydi benim için. Evet. Ben de farkındalığıma izin verip aslında buna evet dedim. Çünkü biliyordum bir zamanlar bu benim hayalimdi. Hayalimi hayata taşımak için diyorum Bella geldi bana. Aynen öyle. Yani benim de kısmetim, benim de mutluluğum, huzurum dediğim kadın bana böyle bir öneride bulununca yok canım dedim yani. Böyle bir şey olsun diye. Şey oldu mu, sizi deniyor falan gibi bir şey, böyle bir hissiyata kapıldınız mı? Yok yok, öyle birisi olmadığı şöyle, için. Hem benim ona aşkımı, sevgimi, tabii sevdamı ki çok iyi biliyor. Hem aynı şekilde kendine güveni son derece yüksek ve medeni hukuka çok uygun bir nüveye sahip. Aslında onun çünkü dışında. Doğrusu, Bella bu dünyadan değil. Bu yani dünyadan şöyle değil. Söyleyeyim. Gerçekten onun için zaten hepimiz buluştuk. Hatta egonun ötesinde. Evet. İşte o da gözüyle değil gönlüyle görebilen gönlüyle insanlardan olduğu için. Gönlüyle görebilen herkesin olabileceği bir duygu yoğunluğu aslında bu anlamda. O yüzden doğru taraftan baktığınızda her şeyin çok doğru olduğu görünüyor. Ama tersten baktığınız zaman dilimde söylenecek herkesin olduğu gibi bizim de bin tane şeyimiz çıkabilir. Tabii ben ki öyle bakmıyorum. Nereden baktın? Biz öyle bakmıyoruz. Bella da hiç öyle bakmamıştı. O kendine güveniyle, benim ona olan sevgimle, ben de ona kanatsız meleğim diyorum mesela. Parçamda, benim parçamda. Ki Beste Hanım da bir projesi var şimdi gelen. Onu da hazır. Benimki de bugün yine okuma yapacağım. İkinci parçam olarak. Kanatsız melekler böyle güzel şeyler düşünebiliyor. Umarım tüm insanlar melek olur da dünyada cennet olur. Evet, zihinlerini temizlemeleri için, kalplerini biraz daha şöyle değil mi, ışıkla aydınlatmaları için herkesin neler mümkün. Ve belki de örnek oluruz. Boşanıp da böyle birbiriyle kavga eden bir sürü bugün gündemde de olan magazin basında gördüğümüz dostumuz, arkadaşımız, biz kavgadan beslenmiyoruz. Abimiz, kardeşimiz var. Biz sevgiden besleniyoruz. Biz sevgiden beslenmeyi kendimize nüve edindiğimiz için Bella Hanım'ın da öngörüsüyle güzel bir noktada durduğumuzu düşünüyorum. Kesinlikle. Umarım örnek oluruz. Bundan sonra olacak olan herkese. Umarım öyle olur diyorum. Size dönmek istiyorum. Son olarak bu kavga mavga demişken sizin de bir savcılığa başvurunuz olmuştu geçtiğimiz günlerde. O konuyla ilgili görüşmek istemiyorum. Gerekli merciler zaten gerekli işlemleri başlattı. Haberler yapılıyor. Yani eksik bir şey, yanlış bir şey yayınlamak istemiyorum. Eksik yanlış değil. Çıkan bir karar var benim talebim doğrultusunda. Koruma ve tedbir. Onun dışında zaten söylenecek bir şey yok. Bu haber içeriklerinde şiddet yazıyordu. Doğru mudur bunlar? Yok, orada şiddet yazmıyor. Öyle bir şey de yoktu zaten. O... Yok, ben gördüm onu şiddetle alakalı. Birkaç haberde gördüm. Yok, o şiddet benim bahsettiğim, bahsi geçen şiddet kelimelerle olan anladım şiddetten sözlü, bahsetmiştim. Sözlü, aynen. Herhangi bir şiddet yok. Benim gibi enerjisi olan birisi şiddet maruz kalamam zaten. Yani iki tane doğru söylenmiş ya da doğru yerde değil de yanlış yerde söylenmiş kelime bile farklı yani. Ruhani anladım şiddet anlamına geliyor aynen bir yerde. Ben size baskı uygularsam da aynı şey oluyor. Galiba öyle bir şey benim anlamım. Aynen doğru. Peki bilgim dahilinde olmamasına. Aa, siz istemez ama eşinizi ben bu karede görmek istiyorum. Yani bu işi mimar olarak son olarak en azından bir merhaba derseniz şuraya. Aslında bu orijinal bir durum. Evet. O karenin içinde yokken var oldu. Aslında biz kendimize fotoğraf çekerken. Evet. Kendisi kesinlikle yer almak istemediği için ona saygı duyuyorum. Kendi mesleği açısından. Projenin de mimarı. Kendisi mimar, de mimar evet ama. Bu hani bizim beyazın hani gözünü çıkartmamızı öpüyorum oldu. Ama şakayla karışık. Öyle kalsın şimdilik. Bir gün eğer kendi isteğiyle okey verirse hani bu bizi aşıyor şu anda. Kendisini de bu konuda yormak istemem saygı doğrusu. Tabii ki. Biz de saygı duyuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Sağ olun. İlginize sağ olun.